Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Petkim'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Petkim 2024 yılının 3. çeyreğinde beklentilerin aşağısında. Bizim burada beklentimiz 1.17 milyar TL'lik zarardı. Piyasa beklentisi 711 milyon TL'lik net kârdı. 3 milyar TL net zarar rakamı açıklamış oldu. 2023 yılının 3. çeyreğindeki net zararı ise 3.14 milyar TL olarak açıklanırken net zarar rakamı zayıf faaliyet performansına ve esas olarak da faiz giderlerindeki artıştan kaynaklanan yüksek finansman giderlerinden kaynaklandığını görmüş olduk. Ayrıca yatırım faaliyetlerindeki giderlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi net kâr tahminimizdeki de sapmanın ana nedeni olarak öne çıkıyor. Diğer bir yandan şirket 2024 yılının ikinci çeyreğindeki %66'lık kapasite kullanım oranının gerisinde 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %58 kapasite kullanımı ile 522 bin ton üretim gerçekleştirdi. Bizim beklentimiz de paralel fakat piyasa beklentisinin altında. Burada bizim beklentimiz 17.2 milyar TL, piyasanın beklentisi 18.3 milyar TL idi. Petkim 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda %21 düşüşle 17.2 milyar TL net satış geliri elde ettiğini de duyurdu. Brüt kar marjı tarafına da baktığımızda 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık 6.7 puan gerilemeyle %6.8'e düştüğünü görüyoruz. Sonuç olarak FAVÖK'te bizim beklentimize paralel fakat piyasa beklentisinin altında burada bizim beklentimiz 517 milyon TL idi. Eksi 517 milyon TL. Piyasanın beklentisi 445 milyon TL idi. 2024 yılının 3. çeyreğinde eksi 573 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2023 yılının 3. çeyreğinde eksi 54 milyon TL olarak gerçekleşmişti diyerek de ekleyelim. Burada petrokimya segmentinin düşük ürün marjları, planlı ve plansız duruşlardan kaynaklanan zayıf performans kaydedilirken Star Rafinerisi'nin de performansı da planlı duruş nedeniyle zayıf kaldığını da söyleyip eklemek isterim. 2024 yılının 2. çeyrek sonundaki 32 milyar TL olan net borç pozisyonunda 2024 yılının 3. çeyrek sonunda 36 milyar TL'ye yükselmiş oldu. Şirket 2024 yılının 3. çeyreğine ait finansalları anlattığı bir web yayını düzenleyecek bugün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.